Evet arkadaşlar, sabah 7.30 itibariyle çıktığımız geziye şu an 4'e çeyrek kala Belgrad'a gelmiş bulunmaktayız. Sırbistan Belgrad'a geldik. Rehberimiz bir yere götürüyor. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım nereye götürecek. Göreceğiz hep beraber. Belgrad böyle bir yer. Göstereyim size. Ama 1999 yılı geldi, Fransa sevmedi Sırpları ve Sırbistan'ı. NATO uçakları bombalar atarken Fransız uçakları da bombaladı. Uzun zaman... Buradan kaleye doğru giriyoruz. Çamurlu. Bak. O da Tuna'dır. Sabah buradan gelir ve birleşir. Savaş adası şurası zaten değerli misafirler. Avusturya, Macaristan, karşı taraf Almanya, o taraf değerli misafirler. Osmanlı varlıkları sadece hamam vardı. Birkaç tane kale kalıntısı bulunmakta. Onun haricinde başka da bir şey yok. Tuna hani şurada, şurada akan Tuna mı şu gelen şuradaki? Ben? O Sava, Tuna bu. O Sava. Yukarıdan bir de şuradan gelen, sağ ve soldan gelen, iki koldan gelen Tuna'dır. Şimdi de Zafer Heykeli'ne doğru gidiyoruz. Bir adı da Çıplak Heykel. Bu daha önce Belgrad'ın merkezindeymiş. Çıplak olduğu için tepkilerden dolayı depoya kaldırılmış. 9 sene depoda bekledikten sonra buraya alınmış. Şimdi de en çok fotoğraf çekilen heykel olmuş. Kale gezimizin ardından Belgrad'ı gezmeye devam ediyoruz. Belgrad sokakları bugün kalabalık. Hafta sonu olduğu için bayağı kalabalık gördüğünüz gibi. Bütün dünya burada. Burası bizim İstanbul'da bildiğimiz İstiklal Caddesi'nin aynısı. Bayağı uzun ve kalabalık. Evet, Sırbistan, Belgrad'da akşam oldu. Otelimize gittik. Akşam yemeğimizi yedik. Ve bir de size Belgrad'ın akşamını göstereyim dedim. Aynı sabah gezdiğimiz caddede akşam yine geziyoruz. Akşam daha kalabalık. Oh.
Evet, burada da böyle bir meydan var. En yoğun olan yerlerden bir tanesi Belgrad'ın. Merhaba arkadaşlar, akşam Belgrad'da gezdik, dolaştık, yorulduk, otelimize geldik, dinlendik. Sabah 6.20 gibi kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi Makedonya, Üsküp'e doğru yola çıkacağız. 6 saatlik bir yolumuz varmış, yine bayağı yorucu bir yol olacak. Orada Üsküp'te gezeceğiz, 2 gün kalacağız. Bakalım Üsküp nasıl, göreceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, sabah çıktığımız yolculukta saat 2.10 geçe itibariyle Makedonya Üsküp'e gelmiş bulunmaktayız. Rehber bir şeyler anlatıyor, onu dinleyelim. Şurada resim çekeceğiz herhalde. Burada 2 gün kalacağız. İnşallah otelimiz iyidir. Şimdi bir yere gidiyoruz. Bir köprüden geçeceğiz galiba. Karşımızdaki heykel Filip'in heykeliymiş. Oğlu İskender'i selamlıyormuş. Buradakiler de Filip'in annesi. İskender'i büyütürken, hamileyken heykelini yapmışlar. Filip'in altındakiler de Filip'in gençliği. En alttaki Filip'in ailesi. Üsküp sokaklarını geziyoruz. Arkadaşlar, tekrar merhaba. Üsküp çarşı gezisinin ardından otelimize geçtik. Biraz dinlendik. Onun ardından akşam yemeği için Erdenia restoranta geldik. Burada hem yemek yiyoruz hem de Balkan gecesi düzenlemişler. Onu izliyoruz.